Esra Çömelek Doğuş'la yasak aşk yaşadıklarını iddia etti. Orada ilginç olan laf da şu: bana bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim demişti. Doğuş'tan çok etkilendim. Doğuş'ta doğum gününü birlikte kutladıklarını anlatıyor. Öyle bir fotoğraf da paylaştı zaten. Doğuş bana karıcığım derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Evliliklerini sarsmış olabilir bu haber ama çocukların programda edinilen bilgileri okulda zorbalığa uğramasının getirdiği sıkıntılardan. Herkese tekrar merhaba. Bir mahalle baskısı sonunda bu konuya girmek zorunda kaldım. Yoksa biliyorsunuz benim ünlülerin özel hayatları ile ilgili konulardaki genel tavrım şudur, prensiplerinde olur. Kamu yararı varsa, kamu ilgilendiren bir şey varsa girerim ama kamu merakıyla girmemeye çalışıyorum ünlülerin özel hayatına. Buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya geleceğim. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme diye bir program var Show TV'de. Sanıyorum 6 Kasım'dan bu yana bu konu konuşuluyor zaman zaman. Esra Çömelek adlı bir kadın programa çıktı. Aslında kadın bir başka fenomenin kendisini kandırdığını ve parasını aldığını, kendisini dolandırdığını söylüyor. Detaylarla anlatıyor. Doğruya da değil bilemem. Mahir Düz adlı bir yurdum insanı. Şimdi o Mahir Düz'ü bugün izledim. Bir başkasını da işte Londra'da gözaltına alındım diye parmaklıklar arasından bir fotoğraf çekip paylaşmış. Gözaltında kravat taktırırlar mı yani, onu görüp de para gönderen salaktır. Gözaltından parmaklıkların ardına asacaklar senin İngiltere'de de. Orada video çekip, fotoğraf çekip mesaj paylaşacaksın. Ama var, yurdumuzda böyle saf insanlar var. Her neyse, bu programda Esra Çömelek Doğuş'la yasak aşk yaşadıklarını iddia etti. Hatta 2020'de bu ilişkilerin olduğunu, imam nikahı kıymadan kendisine yanaşmadığını söylüyor Doğuş için. Şimdi Doğuş biliyorsunuz 9 yıldır sunucu Hoşgelen Hidayetkızı ile evli, Azerbaycan'da yaşıyor. Orada da televizyon programı yapıyor. İşte deniyor ki Azerbaycan'ın Müge Anlısı. Programı birkaç kez izledim. Benzer formatta bir program. Bayağı da ilgi gören, reyting alan bir kadın. Sonuçta yani bu Esra Çömelek olmuş bitmiş. Evden kovdum diyor zaten Doğuş'u. Boşanmadığı için diyor. Evden kovdum onu diyor. Bana 2 tane altın yüzük, bir de bir şey daha almıştı. Onları da çöpe attım diyor. Yani niye bunu gündeme getirdi? Açıkçası bilmiyorum. Yani hedefini tutturamadı, buraya gelmişken bir yuva yıkayım mı dedi, ne dedi bilmiyorum. Hangi anlamda yani, bir ilişkileri olmuş mudur? Olmuştur. Şeyin bir boşluğuna, eşiyle tartıştığı bir döneme denk gelmiş olabilir. Zaten diyor ki biz Doğuş'ta daha önce tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Bir gün arkadaşım Doğuş ve onun menajerini benim evime geldi menajeriyle. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. Anlaşamıyorum, mutlu değilim, ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum. İşte benden 1 milyon dolar istiyor gibi. Doğuş için çocuklarına çok düşkün bir baba diyor. Ve orada ilginç olan laf da şu: bana bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim demişti. Bu Doğuş'un eşini yaralayacak bir söz. Eğer böyle demişse ayıp etmiş. Diyor ki beni gördüğünde çok etkilenmiş, sonra görüşmeye başladık diyor. Sonra sevgili olduk. 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış. Eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım. 1 sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim. Doğuş'ta doğum gününü birlikte kutladıklarını anlatıyor. Öyle bir fotoğraf da paylaştı zaten. Eşi de bu ilişkiyi son anda öğrenmiştir. Doğuş bana karıcığım derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş insanı olarak hala çok seviyorum. Birbirimizi hediyeler aldık. Bana 2 tane altın yüzük ve pahalı bir çakmak almıştı. Hepsini çöpe attım diyor ayrıldıktan sonra. İşte dini nikah kıydıklarını falan anlatıyor. Onun yanında menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum. Bana da sürpriz oldu. Hocanın da durumdan haberi yoktu. Sonra nikah kıyıldı. Neden boşanamadın, nikahım nikah kıydığımızı sorduğumda da bana günah dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onunla görüşmeme nedenim diyor boşanmamasıydı. Şimdi buraya kadar tek taraflı bir anlatım. Peki Doğuş ve Hoşgelen Hidayetkızı bu işe nasıl reaksiyon gösterdi? Doğuş eşi ve çocuklarıyla bir paylaşım yaptı sosyal medyasından. Sizi seviyorum ailem diye altına yazdı. Aynı şekilde eşi de bir paylaşım yaptı önce. Bu paylaşımın altına yorum yazanlardan biri Seren Serengül oldu. Ona canım yanındayım, insanlar evli olan adamla olup sonra gidince başkasının kocasına ve eşine hesap soruyorlar falan gibi bir yaklaşımı var. Bu konuda bir konuşmadım. Ne zaman? Şimdi Didem Arslan Yılmaz ve Esra Çömelek bu konuyu sündürünce ve Esra Çömelek Doğuş'a yaptığı gizli çekimi televizyondan paylaşınca önce programda ve sosyal medyasından bir açıklama yaptı taraflar, karı koca. Nasıl bir açıklama bu? Şimdi onun hem videosu var. Şimdi Hoşgelen Hidayetkızı'nın sanıyorum televizyondaki yayınından çekilme bir bölüm ama Instagram'ında da var. Buyurun birlikte izleyelim ne diyor. Dostlar, aziz insanlar, sizi sevirəm. Mənə olan sevginiz, bu neçə gündə mənə yazdıqlarınız üçün. Nə yaxşı ki varsınız. Deməli, Türkiyənin ən məşhur vəkili Feyza Altun vəkilimiz olaraq bugün artıq hüquqi işləmlərə başladı. Mən bir media işçisi olaraq hər zaman medianın özgürlüyü, illərlə azad söz üçün çalışan bir insan olaraq mən heç zaman nəyəsə qadağa qoymadım. Amma elə şeylər var ki, orada müəyyən şeyləri həmişə nəyə görəsə dayandırırdım. Xüsusilə də söhbət ailədən gedərdisə. Mən qısacasını oxuyuram, çünki gerisini yəqin ki dəyərli sayın avukatımız Feyza Altun biraz sonra yəqin Türk mediasında da açıqlamanı izləyəcəksiniz. Mən də öz sosial mediamdan, yəni Instagram hesabımdan paylaşacağım, amma sonuncu sözləri oxuyuram sizə. Müvəkkilim Doğuşun evlilik həyatı kəndisinə özəl olub, sorumlu olduğu tək kişi də sevib, saydığı və bu an güzel bir evlilik yürüttüğü uşaqlarının anası olan Hanım Efendidir. Mən son cümlələri oxuyuram. Hanım Efendinin isminin çəkilməsi, uşaqlarının güvənliyini ihlal edəcək və psixologiyasını pozacaq şəkildə yayın yapılması həm müvəkkilimin, xanımının və uşaqlarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatının gizliliğinin ihlalı niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını tələb edirəm. Yuxarıda açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal kanuni işlemleri başlattığımız müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna, yani herkese arz edirik. Feyza Altun, bu bizim vekilimiz, hem Doğuş Bey'in hem benim vekilimdi. Türkiye'nin bir nömrəli vekili ve yine deyirəm, benim için uşaqlarım, mən uşaqlar üçün mücadilə aparmışam. Mən hər zaman uşaqları qorumuşam. Ona görə də mənim övladlarım, mənim uşaqlarımı düşünmək məcburiyyətində idim. Bu mənim ilkin açıqlamam deyim. Çünki hüquqi işləmlər başlayıb deyə bu işləmlər bitsin. Bununla bağlı vəkilimiz məşğul olur. Ona görə qürur duyuram ki, mən Türkəm. Nə mutlu Türküm deyənə. Və Çingiz Han'ın çox gözəl bir sözü var. Türklər savaşmaya karar verdiysə, şeytanı cəhənnəmdə əsir alır. Allah'a emanet. Şimdi bunun üzerine Feyza Altun Altun Hukuk Bürosu'ndan da bir basın açıklaması geldi. Diyor ki Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların geleceğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaaddin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş, Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan müvekkilinden habersiz ve izni olmadan çekilmiş görüntülerin yayınlanması hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanunu'nun 130 ve 133. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen kişisel verileri koruma kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir. Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevdiği ve saydığı şu anda güzel bir evlilik yürüttüğü çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocuklarının güvenliğinin ihlal edilecek şekilde psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkillerimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarıdaki açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımızı, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz. Şimdi bunun daha detaylısını az önce izledik. Doğuş'un eşi benim için önemli olan çocuklarım diyor ve ailesine sahip çıkıyor. Yani evliliklerini sarsmış olabilir bu haber ama yani Feyza Altun'a ortak vekaletname verip bu konuda yayınların durdurulmasını istiyorlar. Bu da neden kaynaklanıyor? Şeyden kaynaklanıyor. Çocukların programda edinilen bilgileri okulda zorbalığa uğramasının getirdiği sıkıntılardan. Yani magazin noterini takip edenler ya da Milliyet'i, Alice'yi takip edenler, okuyanlar bilirler ki ben bu özel hayatlar konusunda kırmızı çizgim şudur. Bir gazeteci iki gerekçeyle haber yapar. Bir, kamu yararı, bir de kamu merakı. Şimdi kamu merakı çok tehlikeli bir alandır. İşte bu Esra Çömelek'in ya da Didem Yılmaz Aslan'ın yaptığı kamu merakına hitap eden bir şeydir. Ama bu açıklamalardan sonra Hoşgelen Hanım davacı olsaydı, dava açsaydı, mağdur olduğunu, kamuoyu önünde küçük düşürüldüğünü söyleseydi, bu gazeteci olarak beni ilgilendirirdi. Çünkü gazetecinin görevi kamu adına denetim yapmaktır. Aksi takdirde taraflar biz birbirimizi seviyoruz, eşim öyle bir hata yaptı ama geri geldi diyorsa yapacak bir şey yok. Yani evli evine, köylü köyüne. Yani bu kadar niye bu konuda yorum yapmıyorsun, Doğuş'umu kolluyorsun, yani Doğuş'u niye kollayayım? Ben prensiplerimi anlattım, bir de tarafların sosyal medyasını takip ettim. O sosyal medya takiplerinden Esra Çömelek'in başka bir amaçla çıktığı programda konuyu niye Doğuş'a getirip bir bacak arası yaptı ona bilmiyorum. Ama günün sonunda anlattıkları doğru olsa, tamamen doğru olsa bile sonuç itibariyle bir evlilik devam ediyor. Ortada iki tane dünya tatlısı çocuk var. Yani o çocukların huzurunu bozmamak gerekiyor. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Bir sonraki yayında görüşene kadar şen ve esen kalın. Allah'a emanet olun.